Salgın hızla yayılmaya devam ediyor. Az önce çok önemli bir açıklama geldi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek bir saat önce açıklama yaptı ve şunu söylüyor. Çapa'da 530 testin 81'i pozitif. Pozitif oranı İstanbul'da %15'i geçti. Bugünden itibaren artık salgın İstanbul için yeniden başladı ifadesini kullandı ve ağırlıklı olarak gençler ve maalesef gençlerde zatürre oranının yüksek olduğunu ifade etti. Moral bozmak için değil, tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek şeklinde bir açıklaması oldu. İşte salgının boyutları bu durumda. İstanbul'da en azından Ekim ayında bir artış bekleniyordu ama ilk başladığı zamanlardan daha mı yoğun olacak? Bunların hepsini konuşacağız ve bugün de yine çok değerli bir konumuz var. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yayın konumuz ve hocamıza bütün bu soruları soracağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Hocam az önce Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı. Kısaca onlardan ben bahsedeyim. Ardından bu önemli tweetle ilgili değerlendirmelerinizi merak ediyoruz. 1716 yeni vaka, 63 maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti. 1225 kişi iyileşti ve 1301 kişi de ağır hasta olarak kayıtlara geçmiş oldu toplamda. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Yüksek az önce hocam tweet'i paylaştı. Sizin de uyarılarınız vardı ama şunu söylüyor hocam. Çapa'da 530 testin 81'i pozitif. Pozitiflik oranı %15'i geçti. Bugünden itibaren artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı olarak gençler ve maalesef zatürrenin oranı yüksek kişiler diyor. Moral bozmak için değil, tedbir için söylüyorum ve yazıyorum şeklinde ifadesi var. Hocam başladı mı gerçekten salgın bugünden itibaren İstanbul'da? Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Aslında hepimiz onun için konuşuyoruz. Yoksa yani salgın kontrol altında değil demek işte artık yapacak bir şey kalmadı anlamına gelmiyor. Tam tersine hala kontrol edebilme şansımız var ama bunun için bir şeyler yapmalıyız. Şimdi bir defa bu İstanbul'da artışın başlamasını uzunca bir süreden beri söylüyorum ben. Hı hı. Hiç sürpriz değil. Çünkü Ankara'da ve işte Konya'da, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da vakalar artarken buraların bir özelliği olduğu için artmadı. Aslında burada iller arası dolaşımın İstanbul'dan daha erken geri dönüşlerin olması nedeniyle tatilden dönüşlerle vaka artışları daha önce görüldü. Ama İstanbul genellikle Ankara gibi değil. Ağırlıklı kamu çalışanı olmadığı için tatile gidenler biraz daha geç döndü. O yüzden zaten bu sıralarda böyle bir artış bekliyorduk. Hiç şüpheniz olmasın, aynı artış İzmir'de de olacak. Diğer şehirlerde de olacak. Çünkü şehirler arası dolaşım bu kadar serbestken, kontrolsüzken, herhangi bir ilde alınan illerin umumi hıfzıssıhha kurulları aracılığıyla alıp uygulanan önlemler aslında salgını kontrol etmede çok şey yaramıyor. Çünkü siz bir yerde aldığınız önlemlerle vaka sayısındaki artışı durdurabilirsiniz. Ama hemen arkasından bir başka şeyden gelip tek bir virüs taşıyan kişi bile vaka sayısını artırabiliyor. Unutmayalım ki bu salgın Wuhan'da bir kişiyle başladı ve 8 ay içerisinde bu seviyelere geldi. Yani bulaşı bir yerden kıramadığınız sürece bu artış durmaz. Şimdi farkındasınız, devlet büyük bir gayret gösteriyor. Özellikle insanlara maskeni tak, mesafeni koru, önlemlerini al diye. Fakat bu bir noktaya kadar çalışıyor. Aslında toplumun en az %95'i bu maske mesafe kuralına uysa zaten başka hiçbir tedbire gerek kalmaz. Ama maske ve mesafe önlemlerine uyum düşük olduğu için ekstra önlemler gerekiyor. Biz ve bütün işte Batı dünyasındaki ülkelerin çoğu, Orta Asya'da özellikle İsrail'in başını çektiği bir grup ülke, işte yanı başımızda Yunanistan, Asya'da birçok ülke özellikle Nisan sonu, Mayıs başı gibi vakalarda ciddi bir azalma
sağladılar. Çok ciddi tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasakları, iş yerlerinin kapatılmasıyla biz de işte Nisan ayındaki 5000 rakamlardan Mayıs'ın 11'inde 1000'li rakamlara düştük. Ama burada maalesef ciddi bazı öngörü hataları oldu. Birçok bilim adamının, Türkiye için söylemiyorum, bütün dünya için yanlış öngörüleri, salgındaki deneyimsizlikleri işi bu noktaya getirdi açıkçası. Çünkü hem devletlere hem insanlara yaz gelecek, bu salgın bitecek, 2 hafta dişinizi sıkın, 3 hafta bekleyin gibi yanlış adımlar attıracak önerilerde bulundular. Tabii devletleri ekonomik şartlar da zorladığı için buna güvenerek önceden planlanan kademeli normalleşme yerine Haziran'ın başında birdenbire bütün ülkeler hızlı bir şekilde normalleştiler. Ve o anda gördük ki normalleşme başladığından itibaren vaka sayısındaki azalma durdu. Türkiye binlerde durdu. İşte Avrupa ülkelerinin çoğu 200'lerde, 300'lerde durdu. Ama yaz ayının getirdiği bir başka şey de şuydu. Tabii insanlar tatillere gitti. Türkiye'de ilave işte bayramlar oldu. Özellikle Kurban Bayramı'nda bayramlaşmalar, tatil yerlerinde kalabalıklaşmalar. Bu arada farklı nedenlerle olan farklı toplanmalar. Bunların hepsi olumsuz etkide bulununca işte bir aydır bir yükselme dönemi yaşıyoruz Türkiye'de. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bunlar bizim tespit ettiğimiz sayılar. Ama bütün ülkeler için gerçek rakamlar bunlar değil. Çünkü siz hangi şartlarda test yaparsanız yapın, en iyi testleri de kullanın, en iyi yöntemleri de kullanın, vakaların ancak onda birini tespit edebiliyorsunuz. Çünkü %90'ı belirtisi yok, kendisi de farkında değil. O yüzden zaten test yapmıyorsunuz. Hele bir de hafif belirtilere test yapmıyor iseniz, o en az 10 katı, 20 katı kadar virüsü bulaştırma potansiyeline sahip kişi toplumda dolaşıyor. Şimdi böyle bir ortamı düşünün. Şu anda Türkiye'de en az işte 260 bin, 26 bin aktif vakamız var çünkü bugünkü rakamlarda. En az 260 bin kişi kendisi de farkında olmadan etrafa virüs bulaştırarak dolaşıyor. Şimdi bu işin zor bir tarafı. Yani bizim bu kişileri tespit etmek için bir test politikamızın olması lazım. Çünkü bütün Türkiye'yi tarayamazsınız. Ancak bulaştırma olasılığı yüksek grupları, özellikle sağlık personeli, işte gişe memurları, danışma memurları gibi her gün yüzlerce insanla yüz yüze temas kuranları, hizmet sektörünü, şoförleri, uçaklardaki kabin çalışanlarını en azından aralıklı taramak zorundayız. Çünkü bu da gene maalesef özellikle bu danışma hizmeti veren bilim adamlarının bir yanlış öngörüsüydü. Bizler aylardır bakın bu en az 10 katı dediğimiz zaman onlar hayır işte %30'u kadar, %50'si kadar, en fazla 1 katı kadar var diyorlardı. Halbuki bizimki bir epidemiyolojik bilgiye dayanıyordu bizim öngörümüz. Ama diğerlerinin hiçbir epidemiyolojik bilgiye, deneyime dayandığı yoktu. Hı hı. Ve maalesef küçük gördük. Hı hı. İstanbul'da bunu düşünüyoruz diye açıklama yapıldı. Ama bence artık bunun düşünülecek, tartışılacak bir tarafı yok. Aylardır söylüyoruz. Ben bunu söylediğim zamanlar Türkiye'deki aktif vaka sayısı 10 binlerdeydi. Şimdi 26 bine çıktı. Daha zorlaştı iş. Yani bu tedbirlerin özellikle can yakmayan, sokağa çıkma yasağı gerektirmeyen, işte iş yerlerinin kapatılmasını gerektirmeyen tedbirlerin çok vakit geçirmeden bütün Türkiye'de alınması gerektiğini düşünüyorum. Hocam peki şunu soralım size. Can yakan tedbirler dediniz. Evet. Peki bu rakamlar sizce bizi bu tedbirlere zorlayacak mı ilerleyen süreçte? Yani sokağa çıkma kısıtlamasıyla alakalı. Çünkü inanılmaz bir artış yaşanıyor. Ki sağlık çalışanları evet. da bas bas bağırıyorlar artık. Yani gücümüz kalmadı diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi bakın bu tedbir yelpazesini bir çizgi gibi düşünün. Bir ucunda hiç tedbir almamak var. Öbür ucunda da
işte birçok kişinin seslendirdiği işte tam bir süreliğine tamamen sokağa çıkma yasağı olsun önerileri var. Hı hı. Şimdi biz yavaş yavaş şeye doğru, öbür uca doğru, yani böyle çok kesin tedbirlerin olduğu uca doğru hareket halindeyiz. Şimdi bir yerde eğer bir tedbirler, ekstra tedbirler alıp, biraz önce söylediğim mesainin kademelendirilmesi, toplanmalara sayı sınırlaması getirilmesi, şehirler arası dolaşımın kontrol altına alınması gibi test politikamızı değiştirip daha çok sağlıklı kişi taraması yapmamız gibi tedbirleri almazsak, bindiğimiz araba o tarafa doğru gidiyor zaten. Bir noktaya gelince bu işte İsrail'in yaptığı gibi onu yapmak zorunda kalabiliriz. Dolayısıyla henüz daha oraya varmadı. Ama oraya varmamak için de bir şeyler yapmalıyız. Yoksa aynen bu şekilde giderek bunun önüne geçmek mümkün değil. Çünkü bu böyle işte dilemekle ya da insanları razı etmeye uğraşmakla önlenemiyor. Virüsün bir özelliği var, bir bulaşma potansiyeli var. Siz buna karşı belli tedbirleri almazsanız virüs yayılıyor. Bunu engellemenin başka bir yolu yok maalesef. Evet, yani ilkinden de daha şiddetli bir dalga ile karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Dalganın şiddetinden çok salgının şekli şu anda mücadeleyi zorlaştırıyor. Çünkü bütün ülke yayılmış bir durumda. Ve dolayısıyla artık geçen ilk başta İstanbul için yoğunlaştığımız tedbirleri şu anda 83 il içinde almak ve takip etmek zorundayız. Peki. Hocam izleyici soruları da var. Ayfer Hanım Ankara'dan size Tabii. bir soru yöneltti. Şimdi o soru geliyor. Soru şu, diyor ki Ankara şu an yaşanan durumlardan nasıl kurtulacak? Sokağa çıkma yasağı getirilmeden mümkün mü? Aslında biraz cevap verdiniz ama Ankara şu anki tablodan nasıl kurtulacak? İstanbul'da Ankara'daki kadar yoğun olmaması için virüsün acil olarak ne yapılması lazım? Yani bu mesai evet. saatlerindeki düzenleme mesai yeterli mi sizce? Yoksa ekstra? Şimdi evet, artık bu salgını Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep diye düşünmemek Hı. lazım. Şu anda yani ne yapmalıyız bütün Türkiye çapında diye tartışmak lazım. Benim biraz önce söylediğim tedbirler mutlaka alınmalı. Onun dışında tabii halkın da özellikle bu maske ve mesafe önlemlerine uyumunun artırılması lazım. Yani şu anda bizim bu kadar aylardır konuşmalarımızın sonunda geldiğimiz noktada görüyoruz ki maalesef hala halkın büyük bir kısmında bir boş vermişlik var. Kendine bir şey olmayacakmış düşüncesi var. Hatta bir kısmında çok daha kötüsü bu işe karşı bir mücadele var. Bakın sosyal medyada maske takılmasını önlemek için bizlere saldırıyorlar. İşte maskelerin zararlı olduğunu, insanları öldüreceğini falan. Şimdi son derece yalanla dolu, hiçbir bilimsel gerçekliği olmayan, bunları yayan ve ciddi sayıda insanlara ulaştıran kişiler var. Bu kişilerin mutlaka bir yaptırımla önlenmesi lazım. Çünkü Umumi İfsa Kanunu'na göre de zaten bu şekilde davranmak suç aslında. Yani devletin bir salgını önlemek için aldığı tedbirleri insanların uygulamaması için teşvik etmek aslında bir suç. Ama buna rağmen yapılıyor. Bir taraftan devletin de bunlara bir yaptırımının olması lazım. Çünkü bundan etkilenip tedbirlere uymayan çok sayıda insan var. İkincisi, insanlara evet biz aylarca uğraştık, belli gruplara ulaştık ve gerçekten o insanlar bütün üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar. Salgın yayılmasın diye mücadele ediyorlar ama bir grup var ki oraya ne bizim, ne devletin, ne basının mesajları ulaşmıyor. Onlara bu mesajları ulaştıracak farklı iletişim yolları denenmeli. Tabii bunun çok çeşitli yolları var. O gruplara sözü geçen insanlar var. Onlar kullanılabilir. Yoksa aynı metotlarla, aynı şekilde maske ve mesafe kuralına uyumu artırmamız mümkün değil gibi görünüyor.
Peki hocam. Muzaffer Bey de size şunu soruyor hocam. Tabii şimdi ağır hastalık sayılarındaki artış, yoğun bakımlardaki yoğunluk akıllara şu soruyu getiriyor. Muzaffer Bey diyor ki hocam hastanelerin çok yoğun olduğu ifade ediliyor. Vaka sayısındaki artış böyle devam ederse sağlık sistemi buna ne kadar dayanabilir? En yakından bilen isimsiniz aslında hocam. Evet. Ne kadar dayanacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye sağlık sistemi açısından oldukça iyi bir yerde aslında. Ama mükemmel bir sağlık hizmetinin bile bir dayanma noktası vardır. O noktaya geldiği zaman hiçbir ülkenin sağlık sistemi buna dayanamaz. O yüzden bunu sonsuz bir dayanma gücü diye düşünmemek lazım. Evet, hastanelerimiz var, işte yoğun bakım yataklarımız var, solunum cihazlarımız var. Ama unutmayalım ki bunları kullanan sağlık personeli olmayınca onların hiçbir anlamı yok. Ama sağlık personeli gerçekten özellikle bu son bir aydır olan artışta son derece yoruldu. Gerçekten artık böyle dayanma gücünün sonuna gelmiş insanlar var. Bu sağlık personeli diğer insanların yaptığı gibi tatile gidemedi, dinlenemedi. Bakın şu anda hiç dinlenmeden bloklar halinde, yani evine hastalığı götürmemek için 7 gün, 10 gün hastanede kalıp ve sürekli o riskle ve insanların gördüğü zaman oyun gibi film çeviriyorlarmış gibi gelen o astronot kıyafetleriyle, bakın giyinmesi yarım saat sürüyor, çıkarması en az 15 dakika. Bu kıyafetleri günde birkaç defa giyip çıkararak bu sıcakta çalışıyorlar. Ama bu insanların da gerçekten dayanma gücü bir yere kadar. Onun için hem onların motivasyonunu bozacak olaylardan kaçınmak lazım. Gerçekten bugün işte benim öğrencilerimde, işte arkadaşlarımda sürekli bundan yakınıyorlar. Her gün doktora, sağlık personeline şiddet haberlerinden. Yani şu yoğunlukta bir de bunlarla karşılaşıyorlar. Onun için çok uzun süre dayanılamaz. Bir defa onu kabul etmek lazım. Peki. Ama sağlık personeli şu anda gene yani nefesi kesilene kadar uğraşıyor, uğraşacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama özellikle kendinizi sağlık personelinin yerine koyun. Siz bu fedakarlıkları gösterirken televizyonlarda, düğünlerde alay çekenleri, herhangi bir toplanmada gidip orada işte böyle kendinden geçenleri, işte şeyde sahil kenarlarında müzikler çalıp oralarda eğlenenleri, farklı işte şeyle dini ya da siyasi toplanmalara katılanları gördükçe gerçekten şevki kırılıyor sağlık personeli. Peki hocam, Ece Hanım'ın bir sorusu var. Şimdi bir takım testler yapılıyor, işte temaslara bakıyorlar. Evde bir kişi de pozitif çıkıyor, ardından hemen diğer kişiye test yapıldığı zaman negatif olabiliyor. Bununla ilgili de kafa karışıklığı var. Şimdi Ece Hanım bununla alakalı aslında size bir soru yöneltti. Soru şu: test yaptırmak için ne kadar beklemeliyiz? Halsizlik ve baş ağrısı test için yetersiz semptomlar mı? Örneğin yanımızdaki kişi pozitif hocam. Bende bir belirti yok. Hemen yaptırayım mı yoksa o semptomların çıkmasını mı beklemek lazım sizce? Şimdi tabii Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği test kriterlerine göre doktora gittiğiniz zaman doktor sizin şikayetlerinizi, herhangi bir hastayla temas olup olmadığını bilgisayarda bir forma giriyor ve sonra düğmeye bastığında karşınıza işte bundan test alabilirsiniz ya da bundan test alamazsınız, kriter yetersiz diye bir cevap çıkıyor. O zaman test yapamıyorsunuz zaten. Şimdi eğer temas varsa, Ece Hanım'ın mesela bahsettiği durumda temas varsa ve de bir semptom varsa o zaman test yapılıyor. Ama temas olmadan sadece halsizlik ve baş ağrım var dediğiniz zaman yetersiz bu kriterler test yaptırmak için. Şimdi bazen de test yaptırıyor kişi, evde mesela bir pozitif kişi var, kendisinde şikayetleri var ama test yaptırıyor negatif çıkıyor. Bunun iki nedeni olabilir. Bir tanesi, bu testleri %100 pozitif, %100 duyarlı diye düşünmeyin. En iyi test bile en yüksek olduğu birinci haftada
en fazla %68 pozitiflik verebiliyor. Bir de şimdi işte bir yer evde diyor 3 kişi COVID pozitif, 2 kişi negatif, bu nasıl oluyor? Bu gayet beklenen bir durum. Biz buna 80'e 20 kuralı diyoruz. Yani R değeri dediğimiz bu bulaşıcılık kat sayısı, yani bir kişinin kaç kişiye bulaştırdığı, 2 ile 3 arasında değişen bir rakam. Ama bu şu anlama gelmiyor. Her virüsü pozitif olan kişi 2-3 kişiye bulaştırır anlamına gelmiyor. Bir grup var çok sayıda, yani mesela bir kişi 100 kişiye bulaştırıyor. Ama bir grup var, o grupta hiç kimseye bulaştırmıyor virüs pozitif olmasına rağmen. Yani bu bütün virüs pozitif kişilerin kaynağı toplumdaki virüs taşıyanların sadece %20'si. Yani her virüs pozitif olan mutlaka bulaştıracak diye bir kural yok. Hocam 2 dakikamız kaldı. Son soruyu yönelteyim tamam. Size. Bu da önemli ve tartışılan bir konu çünkü. Soru tabii. Şu, Ali Bey şunu soruyor. Diyor ki, grip ya da zatürre aşısı yaptırmamak virüse davetiye çıkartır mı? Aile hekimleri de şundan şikayetçi. Herkes buraya geliyor. Zatürre aşısı geldi tamam. mi, gelmedi mi? Dolayısıyla gelen kişiler de kronik rahatsızlığı olan kişiler olduğu için bulaş riski de var burada. Yani buna bir çözüm bulmamız lazım diyorlar. Kısaca cevap tabii. alabilir miyiz buna? Tabii bir defa grip ve zatürre aşısının COVID-19'dan korumadığını söyleyelim. Sadece COVID-19'un daha ağırlaşmasını engellemek ya da işte bazı karışıklıkları önlemek için olsunlar diyoruz ama risk gruplarının adresi aile hekimlikleri gerçekten. Ama grip aşısı Amerika'da çıktı mesela, 2 haftadır yapılıyor. Ama Türkiye'ye gelmesi Eylül sonu Ekim başı gibi oluyor genellikle. O gelmeden sıkıştırmanın bir anlamı yok. Zatürre aşısı var ama dolayısıyla onun için gidebilirler. Ama risk grubuna girmeyen kişiler eğer aşı yaptırmak istiyorlarsa lütfen aile hekimliklerine gitmesinler. Onların adresi eczaneler. Çünkü aile hekimi sadece risk gruplarına ücretsiz aşı yapıyor. Ama risk grubuna girmiyorsa kişi eczaneden parayla alıp yaptıracak. Dolayısıyla onların aile hekimlerine başvurmasının bir anlamı yok. Eczaneye gidecekler. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz katkı için. Rica ederim. Katıldığınız için sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yayın konumuzdu ki İstanbul Üniversitesi Hastanesi Dekanı'nın bugün az önce yaptığı açıklama rakamlara bakıldığında salgının yeniden İstanbul'da başladığını ifade etti ve gerçekten önemli bir açıklamaydı. Uzmanına Sorun programı bugün sona erdi. Tekrar görüşmek üzere diyelim ve buradan hepinize iyi akşamlar diliyorum.